Tam karşıya, Nemrut Dağı'nın zirvesine, o zirvedeki tümülüste de Antiokos yatıyor. Anne oğul iki karşı tepede birbirlerini seyrediyorlar. Kahta yolundayız. Nemrut'a tırmanırken inekler görüyoruz yolun kenarlarında. Tabi zamanında bu muhteşem çay devasa bir nehir haline akıyordu. Etrafı yemyeşildi ve bu hayvanlar muhtemelen o zaman çok daha mutluydular. Nemrut'a tırmanırken bizi zorlu bir yol bekliyor. Az önce Çendere Köprüsü'nü ziyaret ettik. Çendere Köprüsü tam ekranın ortasında görüyorsunuz. Zaten bu iki anıt tümülüs birbirini görüyor, birbirini görsün diye yapılmış. Nemrut'a çıktığımız zaman da onu göreceğiz daha iyi. Bakın Karakuş Tümülüsü tam şurada. Şöyle biraz yaklaştırayım. Evet, görüyorsunuz o sivri tepeliği. Şimdi önümüzde çok güzel dümdüz bir yol var. Bu yolun neticesi Nemrut'a çıkıyor. Nemrut Dağı bu dev dağ kütlelerinin yukarısında. Kommagene kralı, Kommagene'nin, özgür bağımsız Kommagene'nin 4. kralı 1. Antiokos'un mezar anıtına gidiyoruz. Eski Kahta köyü tam karşımızda. Eski Kahta köyü ve kalesi. Kale şu an çok daha güzel gözükmeye başladı. Bir Memlüklü kalesidir. Öncesi Roma kalesidir. Öncesi Kommagene kalesidir. Oraya ilk kez Kommagene Krallığı döneminde kale yapılmış. Bakın çok net gözüküyor Eski Kahta. Nemrut Dağı'nın eteklerine yapmışlar resmen. Aşılması zor bir kale. Kaleyle alakalı video var, YouTube kanalımda izleyebilirsiniz. Bu kaleyi adım adım teferruatıyla gezdik. Kalenin şu an bize bakan kısmı kalenin pazar yeri. Kale bir şehir kale. Bize bakan kısmı pazar yeri. Dağların tepesine pazar kurmuşlar. Kalenin giriş kapısında Memlük hükümdarı Kalavun'un kitabesi var. 45 dakika bu şekilde tırmanacağız. Ve bu önümüzdeki dağları mağları hepsini aşacağız. Arkasında 2100 rakımda karşımıza Nemrut zirveleri gelecek. Şimdi bakın kaleye daha da yaklaşıyoruz. Daha güzel, daha net göreceksiniz. Eski Kahta Kalesi'ni. Bakın tam karşımızda Eski Kahta Köyü ve Eski Kahta Kalesi var. Kale şurası, köy de hemen onun yanında. Bir Memlüklü kalesi, şu an her şeyiyle, içinde top külleleri bile duruyor. Öncesi bir Roma, öncesi Kommagene Krallığı'na ait bir kale. Ben çok seviyorum bu kaleyi. YouTube kanalımda bu kaleyi adım adım bütün zirveleriyle, burçlarıyla, dendanlarıyla gezdiğim bir videom var. O videoyu muhakkak izleyin. Alman hırsızın yaptıkları diye videonun başlığı bu. Oradan göreceksiniz. Şeytan Köprüsü de solda. Evet. Bakın bu da tarihi bir köprüdür. Şeytan Köprüsü hemen arada. Hemen arada. Çok güzel bir köprü. Bakın tabelada Arsameia Antik Kenti diyor. 2 kilometre. Nemrut Dağı 15 kilometre. Görüyorsunuz. Şimdi oradan giriyoruz. Artık Milli Park sınırlarının içerisine giriyoruz. Önceden girişler burasıydı. Evet, daha önceki dönemlerde buradan biletler kesiliyordu. Girişler buradandı. Şimdi Arsameia Antik Kenti şimdi 2 kilometre sonra önümüze gelecek. Burası Kommagene Krallığı'nın yazlık başkenti. Adamlar ağzının tadını biliyor. Yazın Adıyaman yanar cayır cayır. Şu an bir görseniz var ya, her yerde zeytin ağacı var. Yani Adıyaman deyince ya Türkiye'nin doğusu buz gibidir, soğuktur değil. Gayet ılıman. Şu an İstanbul mesela 25 derece, biz uçakla geldik sabah. Burası 40 derece yanıyor. Ve Adıyaman hemen yanında Urfa var. Yazın çok sıcak olduğu için Kommagene Krallığı Nemrut Dağı'nın eteklerine bir yazlık başkent yapmışlar. Püfür püfür serin yayla. Bakın karşıda solda bir kayalık var. Üzerinde delikler var. Orası Arsamia'nın merkezi. Hatta o bölgede kral mezarı olduğunu düşündükleri birkaç mağara var dağın zirvesinde. Bakın Arsameia antik kenti hemen solumuz, yani tam karşımız. Bütün bu zirveler evlerle doluymuş. Bir ara 50 bin kişiye çıkmış nüfusu. Surlar, kalıntılar orada gözüküyor. Şehrin sur kalıntıları. Kışında Samsat'da yaşıyorlardı. Kışlık başkentleri ise Samsat'tı. Nemrut Dağı'na çıkmak için Arsamia'dan geçiyoruz. Bakın Arsamia'yı görüyorsunuz. Şimdi normalde otobüsler bir yerden sonra çıkmıyor. Onun için minibüslere bindik ki dağın zirvesine mümkün olduğu kadar çok yaklaşabilelim. En son minibüsler de artık çıkamaz hale gelecek. Zirveye 500 metre kala minibüslerden ineceğiz. Bir yarım kilometre yürüyeceğiz ama o bile bizim 15-20 dakikamızı alacak. Sonra da Antiokos'un anıt mezarı, tören alanı ve muhteşem anıtlar bizi karşılayacak. Coğrafya bir hayli zor ama yollar çok bakımlı, güzel. Bütün yollar taş örme. Çünkü nihayetinde buranın ciddi yağmuru, karı fırtınası var. Şimdi bakın tırmanmaya başladık. 2100 rakıma gidiyoruz. 2100. Az önce keçiler gördük. Yan tarafta keçi gidiyorlardı. Of. Nemrut Dağı'nın eteklerinde güdülen keçiler. Etleri nasıl lezzetlidir kim bilir. Çok keskin bir viraj. Güneşi tam karşımıza aldık. Karakuş Tümülüsü tam karşımızda. Ama tabii şu an göremiyoruz. Çukurdayız. Keskin bir viraj ki 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane tabela konulmuş. Özellikle yukarıdan inenler için. Aman uçmayın aşağıya diye. Biraz sert gelen hakikaten gider aşağıya. Fren tutmasa da gider. Evet, fren tutmasa da gider. Nemrut Dağı'na çıkarken bir takım küçük dağ köyleri karşımıza çıkıyor. Şimdi bakın sağa döner dönmez Kesertaş köyü gelecek önümüze. Bu dağların zirvesinde, Nemrut Dağı'nın eteklerinde yaşıyor bu insanlar. Genelde keçicilikle uğraşıyorlar. Son dönemde bakın görüyorsunuz coğrafya ne kadar zor. Ve burada insanlarımız yaşıyor. Evet, bir katır önümüze çıktı. Katırlar var sağda solda. Evet bakın köy bu köy. Yani Nemrut Dağı'nın eteklerinde yaşıyor bu insanlar. Sağa doğru Kesertaş köyü. devam ediyoruz. Hani merak eden vardır, hiç çıkmamıştır. Bundan sonra da çıkma ihtimali yoktur. Bakın sizi canlı canlı Nemrut Dağı'na çıkarıyorum şu an. Ha, solda değil mi bu sefer? Evet, sağlı sollu devamlı keçiler. Bu köyde yaşayanlar tabii bu coğrafyada keçicilikle meşgul olacaklar. Başka bir şey yok. Mesela bu coğrafyada koyun hayatta olmaz. Çünkü keçi hep başı yukarıdadır. Yukarıdan yer. Koyunsa hep yerden yer. E burada hayvanın yerden yiyebileceği çok bir şey yok. Allah böyle zor coğrafyalar için bir de keçiyi yaratmış. Bakın arazi yok. İnsanlar küçücük toprak parçalarını taşlarla çevirip minik araziler elde etmişler kendilerine. Biraz olsun tahıl ekebilmek için. Şimdi çok enteresan bir manzara gördüm. Böyle geçerken bir takım ağaçların tepelerine dal yığmışlar. Ağacın tepesine böyle kesilmiş dallar yapraklarıyla üst üste konmuş piramidal bir düzen yapılmış. O da şuymuş. Yaz döneminde bir takım ağaçların üzerine kesilmiş yapraklı dalları yığıyorlarmış. Kış geldiği zaman tabi ortalık kar ya, hayvanların yiyeceği bir yeşillik yok. Bu ağaçlara yığdıkları dallar kar altında kalıyor. Onları kuru yapraklarıyla çekip damlara götürüp hayvanlarına yediriyorlarmış. Çırpılarını da hayvanlar yapraklarını yiyince kalan çırpılarını da sobada evlerinde kendileri yakıyorlarmış. Şimdi az önce Çendere Köprüsü'nün yanındaydık. Sıcaklık 40 dereceydi. Şimdi mesela yukarı çıktıkça hava serinlemeye başladı. Biz bütün grup üzerimize uzun kollu aldık. Ta İstanbul'dan gelirken sırf Nemrut Dağı için aldık. Gün batımını burada geçireceğiz. Sizle beraber, hep beraber Nemrut'ta güneşin batışına şahit olacağız. Sıcaklık 20 dereceye kadar düşecek. Bakın aşağıda 40, yukarıda 20 derece fark ediyor. Evet, tabela geldi az önce. Nemrut Dağı 4 kilometre diye. Şimdi yolu görüyorsunuz. Yol şuradan şöyle kıvrılıyor. Döndüğümüz zaman Nemrut Dağı'na yarım kilometre kala artık araba yolu bitecek. Sonra tabana kuvvet yayan devam edeceğiz. Şimdi düşünün o günün şartlarında Antiokos, ordusu, halkı, insanlar bu dağın tepesine ibadet maksatlı çıkıyorlardı. Evet, şimdi arabanın bizi bırakacağı son noktaya iyice yaklaştık. Bakın burada bir kafeterya yapısı var. Gruplar geldikleri zaman bu kafeteryada bir soluklanıyorlar. Son hazırlıklarını yapıyorlar. Çünkü artık ondan sonrası mahrumiyet bölgesi. Yukarı yayan çıkarken hani artık arabalar bundan sonra devam etmiyor. Kışın öyle korkunç fırtına oluyor burada. Bu kafeteryanın çatısının her sene yenilendiğini biliyoruz. Evet, tesisten ayrıldık. Bilet kontrolleri yapıldı. Şimdi artık sadece 1 kilometre daha arabayla seyahat edeceğiz. Ondan sonra arabalardan inip yayan devam edeceğiz. Kral Antiokos'un mezar anıtının bulunduğu yere. Dünyanın en önemli anıtlarından birine gidiyoruz. Türkiye'de UNESCO koruma listesine alınmış en önemli ilk anıtlardan bir tanesi. Bakın tam karşımızda. Evet, artık gözüktü. İşte Antiokos'un mezarı. Eskiden çok daha gerilerde arabadan iniyorduk. Bütün bu yolu olduğu gibi yürümek zorunda kalıyorduk. Böyle bir döşeme, güzel yol yoktu. Şimdi bayağı Antiokos'un baş ucuna kadar arabayla geliyoruz. Ya buradan yakın gözüküyor ama ondan sonra da yürüyeceğiz bir 15-20 dakika. Yakın gözüktüğüne bakmayın. Evet bakın adım adım yaklaşıyoruz. O tepedeki insan yapısı yığma kum taşlarından oluşan tepenin güneşin doğduğu tarafına bakan bir terası var. Battığı tarafına bakan bir terası var. İki terasta tanrı heykelleri tahtlarında oturmuşlar. Güneşin doğuşunu ve batışını seyrediyorlar. Tanrıların kenarlarında oturan bir adam var. Kral Antiokos. Evet tam merdivenin başına kadar getirdi kaptanımız bizi. Buradan itibaren yayan devam edeceğiz. Haydi buyurun iniyoruz. Efendim arabadan indik. Şimdi yukarı tırmanacağız. Bakın burada normal bir Nemrut Dağı var. Dağın artık zirvesine hemen hemen geldik. Bir de dağın zirvesinde kum taşlarıyla yığılı, insan eliyle yapılmış ayrıca bir tepe var. Farkındaysanız burada iki ayrı merdiven var. Bir merdiven bloğu bu şekilde. Bakın gruplar buradan yukarı doğru çıkıyor. Bir merdiven bloğu da buradan yukarı doğru çıkıyor. Neden? Çünkü bu kum taşlarıyla yığılı, insan eliyle yapılmış olan bu yığma tepede bir güneşin doğduğu bir de battığı tarafa bakan iki tane teras var. Bakın şimdi güneşi görüyorsunuz. Güneş oradan batıyor. Biz zaten güneşin batışını görmeye geldik. Bu kum taşından yığma tepenin batısı bu taraf. Batı tarafında şu an göremediğimiz bir teras var. Orada heykeller var. Bir de karşı taraf güneşin doğduğu yer. Mesela gece 2'de 3'te insanlar otellerinden çıkıyorlar. Arabalarına biniyorlar. Buraya geliyorlar. Zifiri karanlık. Gün sabah diyelim 4-4.30'da doğuyorsa ondan yarım saat önce geliyorlar. Yukarı çıkıyorlar. Oradaki doğu terasının önünde bekliyorlar. Güneşin doğuşunu seyrediyorlar. Kiminle beraber? Zeus'la beraber. Kiminle? Fortuna'yla, Apollon'la, o tepede mezarında yatan Kral Antiokos'la. Ben söylemiyorum. Antiokos kendisi söylüyor. Kralların yanında kendime yer yaptım. Onlarla yan yana oturdum. Güneşin doğuşunu ve batışını karşılıyorum diyor. Yani biz de günümüzden 2000 sene evvel yapılmış bir ritüele ortak olacağız. Ve güneşin batışına onlarla beraber, onlar 2000 yıldır şahitlik yapıyorlar. Biz de en azından hayatımızda bir kere şahitlik yapacağız. Yaparken ara ara yürüyeceğiz, ara ara duracağız. Kommagene krallığını konuşacağız. Kral Antiokos'u konuşacağız. Ve neden bu dağların tepesine bu adam yerleşti? Bunu yerinde görmeye, anlamaya çalışacağız. Şuradan yavaş yavaş yukarı doğru çıkalım. Bakın görüyorsunuz güneş buradan batıyor. Biz şimdi direkt güneşin battığı batı terasa doğru ilerliyoruz. Ve batı terasta aynı heykeller, aynı yazılar bizi karşılayacak. Doğu terasta da aynısı karşılayacak. Ve bu gördüğünüz dağın üzerindeki anıtlar 1881 yılına kadar dünya tarafından bilinmiyordu. Bak, halk biliyordu. Yani Adıyaman'ın yöresel halkı az çok buralarda böyle bir şeylerin olduğunu, bir takım dağ zirvesinde eski medeniyetlerden kaya yıkıntılarının olduğunu biliyordu. Ama bunun ne anlama geldiğini kimse bilmiyordu. 1881 yılında Karl Sester denilen bir Alman, tam demiryolu mühendisi, Sultan II. Abdülhamit Han dönemi. Bu adam, yavaş yavaş çıkalım, acelemiz yok. Gün batımına daha 1,5 saat var. Onun için böyle ara ara duralım, ara ara konuşalım. Mesela şurada bir duralım, 2 dakika dinleyelim, daha güzel olur. Acelemiz yok yani, çıkıp ne yapacağız yukarıda? Tam heykeller var ama bunları böyle ara ara farklı yerlerde konuşsak daha güzel olur. Bakın yıl 1881. O günlerde Osmanlı ile Almanya arasında Berlin, Bağdat demiryolu projesi hayata geçirilmiş. Karl Sester denilen bir adam, aynı zamanda tarih ilmine sahip bir demiryolu mühendisi. Bu demiryolu Adıyaman hattından geçerken buradaki yöre halkından dağın zirvesinde böyle bir takım tarihi kalıntıların olduğunu duyuyor. Adam meraklı, katırların sırtında buraya çıkıyor ve çıktıktan sonra bunları görüyor, hayran oluyor, heyecanlanıyor ve bunların Asurlara ait heykeller olduğu kanaatine varıyor. Hemen Almanya'da Berlin'deki o tarih bürosu var. Onlara yazıyor. Ben böyle böyle işte Adıyaman'da Nemrut Dağı'nın zirvesinde böyle bir şeyler gördüm. Asurlara ait olduğunu düşünüyorum diyor. Ve bunun üzerine tabii çok heyecanlanıyor ve ona bu konuda çok ehil bir arkeolog gönderiyorlar. Gönderdikleri kişi antik dönem yazılarını çok iyi bilen bir uzman. Atlıyor buraya geliyor ve geldiğinde bu kez ikisi beraber buraya çıkıyorlar. Çıktıklarında dağın tepesinde çift taraflı heykel blokları görüyorlar. Fakat oturan bu tanrı heykellerinin hepsinin kafaları yere düşmüş. Aslında o da bir ibret. O da ayrı bir ibret. Konuşmamın en sonunda, artık 1,5 saatin sonunda onunla kapatacağım zaten. Yani bir insanoğlu, bir ölümlü kendisini tanrıların yanına koyuyor ama tanrıların kendilerine faydası yok. Bütün tanrıların kafası kopmuş, yere düşmüş, kafasız oturuyorlar o vaziyette. Ah ah, zavallı insanlar bu tepelere çıkıp onlardan ne medet ummuşlardı. Kendilerine faydaları olup kafalarını alıp şöyle omuzlarının başına koyabilecek bir güçleri, kudretleri yok ki. Medet umanlara faydaları olsun. Velhasıl adam çıkıyor tepeye. Tabii ilk bakışta heykelleri görüyor. Sonra bir bakıyor, heykellerin arkasında yazılar var. Tam 258 satır yazı var yukarıda. 258 satır. Bayağı kayaların üzerine kitap yazılmış. Ve yazıları okumaya başlıyor. Ben kim? Kendimi tanrıların yanına oturttum. Onların yanına koydum. Şöyle güçlü, şöyle kudretli. Anlatıyor kim bu adam. Ama okuduğu yazıtta heykellerin üzerinde yazıların bir kısmı kaybolmuş. Sonra ya bu yazılar eksik diye kıvranırken arkaya bir dönüyorlar. Aynı set ve heykellerden arkada bir daha var. Dedim ya, güneşin batışını ve doğuşunu gören çift taraflı aynı heykeller, heykellerin arkasında aynı yazılar. Çok seviniyor tabii. Bu kez öbür heykel bloğundan bu tarafta eksik olan yazıları oradan görüyor, karşılaştırıyor, tamamlıyor ve bütün metin ortaya çıkıyor. 1882 yılında yazıların tamamı okunuyor. Ve isim ortaya çıkıyor. Kral Antiokos. Kim bu adam? Hititleri biliyorlar, Frigleri biliyorlar. Asur, Babil, Elam biliyorlar, Sümeri biliyorlar. Kim bunlar? Kommagene Krallığı. Orada hem krallığın adını okuyorlar hem Kral Antiokos'u. O güne kadar dünya medeniyetinin, tarihinin, tarih ilminin bilmediği bir devlet ortaya çıkıyor. Küçücük bir devlet, devletler bloğunda Roma ile Partların arasından sıyrılmış ve zenginliğiyle bu tepelere bu anıtları yapan bir topluluk ortaya çıkmış. Ve 1882 yılında bütün bir dünyaya Kommagene Krallığı ve Antiokos ilan ediliyor. Yer yerinden oynuyor. Hatta o günlerde Sultan II. Abdülhamit Han'ın vakıflardan sorumlu, anıtlardan sorumlu, müzelerden sorumlu devlet bakanı, ünlü ressam kim var? Osman Hamdi Bey. Osman Hamdi Bey var. Osman Hamdi Bey atın atlıyor diyeceğim ama tabii İstanbul'dan atla zor. Trene biniyor, Konya'ya geliyor. Oradan Adıyaman'a geliyor. Adıyaman'dan katır sırtında buraya çıkıyor ve burada aylarca kazı yapıyor Osman Hamdi Bey. Bu Almanlardan sonra. O da kazı yapıyor. Tabii bu bahsettiğim iki adam Almanya'ya dönüyorlar. Yazdıkları son çalışmaları ortaya koyuyorlar. Bundan sonra Almanya'da tabii daha büyük heyecan ortaya çıkıyor. Karl Humann denilen bir adam var. O daha önce gönderdiklerinden daha ciddi bir arkeolog ve tarihçi. Karl Humann 1884 yılında buraya geliyor ve burada aylarca kalıyor, çalışıyor. Bu bölgede Tümülüs'ün etrafında 70 küsür tane rölyef ortaya çıkarıyor. Şimdi biz sizinle hem o heykelleri hem Antiokos'u hem de bu rölyefleri konuşacağız. Çıkan rölyeflerin arasında bir tanesi var ki arkeologların soluğunu kesiyor. horoskop buluyorlar. Yani Antiokos'un ya doğum yılını gösteren ya da ölüm yılını gösteren aslan rölyefli bir horoskop, onun o doğum ya da ölüm yılı, onun hangisi olduğunu bilmiyoruz. O yılda gökyüzündeki yıldızların şeması aslan şeklinde ve aslan şeklinde onu çiziyorlar. Sanıyor musunuz ki gökyüzüne bakıp da yıldızları bir biz görüyoruz? O adamlar elin cahilleriydi. Emin olun bizden daha dikkatli bakıyorlardı. Yıldız haritasının şemasında horoskopu çıkarıyorlar ve 1884 kazısında horoskop bulunuyor. Ve tabi hayretler içerisinde kalınıyor. Aslan şeklinde. Ben WhatsApp havuzuna bu akşam dönüşte size onu atacağım. Şok olacaksınız. Ve oraya çizilip konuluyor. Antiokos'un ölümü, gökyüzündeki o çizim taşa geçiriliyor. Adamlar bu kadar bilinçliler. Hadi yavaş yavaş devam edelim yürümeye. Hepsini burada anlatmayayım size. Daha konuşacağımız çok şey var. Devam edelim. Buyurun. Evet, bol oksijen, ciğerlerinize derin derin çekin. Koronanın bir numaralı tedavisi Nemrut Dağı'nda oksijen çekmek dermişim. Tıpçılar beni taşlayacaklar kafanı ilaç üretme diye, ama hakikaten oksijen bul yani. Evet, batı terası bizi bekliyor. Çok az kaldı. Şurada bir daha duracağız. Şurada biraz daha duralım. Orada da Kommagene krallığını bir konuşalım. Ben sabahtan beri yarım yamalak size anlatıyorum ama bir derli toplu konuşalım sıfırdan. Yarım olmaz. Yani yarın biri sordu. Nemrut'a gittin. Dağın tepesinde ne gördün? İşte mezar gördüm diyeceksiniz. Burada duralım. Mezar gördüm. Kimin mezarıymış? Kralın birinin. Kimmiş bu kral? Vallahi en ufaklar bile biliyor ya. Kommagene diyor oradan. Kommagene. Şimdi bu devletin kurulduğu yıl milattan önce 160. Yıkıldığı yıl milattan sonra 72. Aranızda benimle Kudüs'e gelenler var. Ya da Kudüs'le alakalı konferanslarımı, belki video kayıtlarını dinleyenler de vardır. Milattan sonra 72 çok önemli bir tarih bizim için. Roma İmparatoru Vespasyanus'un oğlu Titus'a emir verip Kudüs'e gir ve oradaki Yahudi krallığını yok et. Bunların toplandığı, yuvalandığı mabedi yık dediği tarih. Hangi mabet, kaçıncı mabet bilen var mı? Hayır. Birinci mabet, Süleyman mabedi milattan önce 586'da Babil kralı Buhtun Nasır tarafından yıkıldı. Yahudi kralı Herod bir mabet daha yaptırdı. Biz buna ikinci mabet diyoruz. Roma İmparatoru Vespasyanus'un emriyle oğlu Titus milattan sonra 70'de Kudüs'e girdi. İkinci mabedi yerle bir etti. Yıkma. Aranızda İtalya, Roma'ya giden varsa Roma'da Forum Meydanı'nda Titus takı vardır. Takta Romalı askerler vardır. En önde bir Romalı asker 7 kollu Şam'dan Menorah taşımaktadır. Kudüs'teki yıktıkları sinagokun Şam'danı. Karl abi, Nemrut Dağı'nın tepesindeyiz. Kudüs'ün yıkımı ne alaka? Olayı gene Kudüs'e bağladın. Şöyle bir alakası var. Milattan sonra 70'te Kudüs'ü yıkan Titus tam 2 sene sonra babasının emriyle Kudüs'ten yukarı çıkar. Kudüs'ten az yukarısı Suriye, biraz daha yukarısı Adıyaman ve buraya gelir. Kommagene krallığına burada son verir. Milattan sonra 72. Yani bayağı üzüldük çünkü Antiokos'ta samiyet kurmuştuk. Adam burada bayağı ufak ufak tanrılığını ilan ediyordu. Yıkıldı gitti. Ama tabii 72'de devlet yıkıldığında Antiokos çoktan ölmüştü ve o gördüğünüz yığınların altında durmaktaydı. Biz devletin kuruluşunu konuşalım. Milattan önce 160, milattan sonra 72. Bu arada milattan önce ile sonra 250 yıllık bir devlet bu. Bu 250 yıllık devlet sırasında ne oldu? Sıfır tarihi var. Kim geldi? Hazreti İsa geldi. Bakın unutmayın, Hazreti İsa ile alakalı çok ilginç bir şey anlatacağım size birazdan. O tarihlerde Anadolu'da kim var? Roma İmparatorluğu daha yok. Anadolu'ya girmemiş. Anadolu'da Hitit yok, Frig yok, Lidya yok. Kim var? Anadolu'da küçük devletçikler var. Bergama Krallığı var. Bergama'ya gittiğiniz zaman Akropol'de görüyorsunuz. Bursa başkent olmak üzere Bitinya Krallığı var. Aksaray başkent olmak üzere Kapadokya Krallığı var. Kapadokya. Sonra bugün Kastamonu civarı Paflagonya Krallığı var. Burada Kommagene Krallığı var. Bu diğer krallıklar. Ha bu arada unutmayalım. Masya başkent olmak üzere Pontus Krallığı var. Cemiyeti falan geliyor aklımıza. Pontus'un Rumlarla, Hristiyanlarla hiçbir alakası yok. Pontus, İran kökenli Amasya başkent olan bir devlettir. Başına Mihridat diye bir adam var. O günlerde burada Yaman, yani Kahta merkezli bir devlet kuruluyor. Karakuş Tümülüsü'nde biraz konuşmuştuk. Seleukos, Büyük İskender'in komutanı Anadolu'yu yönetiyor ama zayıflamış. Zayıfladığı için o toprakların Paflagonya Krallığı, Kapadokya Krallığı bunlar kurulmuş. Ve tabii ki Kommagene Krallığı kuruluyor. Seleukos Anadolu'da komutan ve hükümdar. Ptolemaos bağımsızlığını ilan ediyor milattan önce 160 yılında. Daha sonra Ptolemaos'un oğlu başa geliyor. Samos isminde bir adam. Samos. Samos'un oğlu Mihridat. Mihridat'ın oğlu da tepede mezarı olan Antiokos. İşte Antiokos'un başa geçmesine kadar bunlar küçük bir devlet. Benim yeri Zeus'un diyor ve yukarıda yaptırıyor. Hadi oraya gidiyoruz. Yalnız aklım kekiklerde. Burada ne kekik toplanır ya. Toplamayacağız tabii ki. Bu kekik değil. Ama vardır burada ya. Bu oksijende. Evet gözüktü. Batı terası gözüktü. Bakın tam karşımızda. Oraya doğru gidiyoruz. Bakın daha heykelleri tam göremiyoruz. Birazdan göreceğiz. Hakikaten ya niye öyle oldum ben? İşte 45 olunca. Hem konuş hem yürü vallahi olmuyor. Bayağı yol var daha. Evet sigara içenler hemen kendini belli etti. Arkadan al topluyorlar. Grubun sigara içenler arkadan al topluyor şu an. Onun için sigara içmeyin. Uzun yaşayın, sağlıklı olun. Ve her yıl şu Nemrut'un tepelerine rahat rahat tırmanın. Sloganıyla yola devam ediyoruz. Evet burada azıcık duralım gene. Ama yolu tıkamayalım bizim grup. Şu arka tarafı da göreyim. Siz tam şurada durun. Biraz soluklanalım bekleyelim. Kommagene Krallığı'nı diğer krallıklardan farklı kılan unsurlar nelerdi? Normalde Avrupalı araştırmacılar Kommagene'yi incelerken özellikle bir şeyin farkına varıyorlar. O da ne? Hititlere çok benzemeleri. Biz Hitit deyince Çorum, Hattuşaş başkentleri olmak üzere Hitit devletini biliyoruz. Fakat bir de geç Hitit devletleri var. Hitit devleti ilerleyen asırlarda zayıflıyor ve parçalanıyor. O büyük Hitit devleti ortadan kayboluyor. Parçalandıktan sonra bir takım küçük Hitit devletçikleri oluyor. Bu devletçiklerden en güçlüsü, en meşhuru bugün Osmaniye ilimizin Kadirli ilçesinde dağda bulunan Aslantaş şehri. Muhakkak gitmelisiniz, tavsiye ederim. Bir şehir olduğu gibi dağın tepesinde ayakta. Surları, anıtsal, resmi binaları, şehir kapılarındaki heykelleriyle beraber son derece heyecan verici. Çok ilginç. Geç Hitit devletleri, işte o geç Hitit devletlerinden birinin de buraya yerleştiğini ve burada Kommagene'yi kurduğunu ispatladılar. Ama tabi bu devlet Hitit devleti olmaktan uzaklaştı. Çünkü bünyesine farklı unsurları aldı. Bir kere Büyük İskender geliyor. Bir Helen uygarlığını buraya getiriyor. Şimdi mesela arkeoloji müzesine gidin İstanbul'da. Arkeoloji müzesinde bugün Lübnan topraklarındaki Fenike kral mezarlarına giriyorsunuz. Fenike kralının mezar lahdinde Büyük İskender'in İssos Savaşı'nın kabartması var. Ya sen Fenike kralısın. Büyük İskender senin ananın kardeşi değil, akraban bir şeyin değil. Niye? İskender'den etkileniyorlar. İşte Cengiz Han gibi dedim ya. Bir ekol olmuş İskender. Etkileniyorlar. Aynen bunun gibi bunlar da etkileniyorlar. Helen'den, dedim ya, Helenlerden kendilerine prenses alıyorlar son dönemde. Antiokos'u, bakın mezarı tam üzerimizde. Antiokos'u farklı kılan şey, batıdan, doğudan ve kendi değerlerinden bir sentez meydana getirmesi. Bu cümle bana ait değil. Bu cümle bizzat Antiokos'a ait. Yukarıda o 258 satırlık metnin bir yerinde ben diyor hem batının hem doğunun, yani Helen'den diyor, Helen tanrılarını aldım diyor. Öbür taraftan Pers tanrılarını aldım diyor. Kendi Kommagene tanrılarımızla hepsini bir araya getirdim diyor. Hakikaten şimdi çıkacağız yukarı. Yukarıda 3 farklı medeniyetin heykelleri, putları, yani o günün tanrıları yan yana durmuş. Burada bir sentez ortaya çıkarmış. Bu yönüyle de Antiokos hepsinden çok farklı, çok özel bir adam idi. Hadi devam. Rüzgar sertleşmeye başladı. Şimdi aşağıda 40 derece bir sıcaklık vardı. Zaten biz grubumuza tura çıkarken dedik. Herkes yukarı çıkarken, yani özellikle burası için uzun kollu alsın, montlarını alsın diye. Çünkü burayı biliyoruz, nasıl bir sıkıntılı yer olduğunu. Şimdi kıymetli tarih severler, gelin biraz da Theresa Goell'den konuşalım. Vallahi gülmeyin ya, yoruluyor insan. Öyle böyle değil. Yani 10 adım atıyoruz, bir oturma hissi peyda oluyor. Bayağı dik yani, eğim çok fazla. İnsan yoruluyor. Halbuki sağlam da yedik ama. Theresa Goell diye bir kadın var. Bu kadın 1947. Şimdi macera ne zaman başladı? 1881. 1881'de Alman bir demiryolu uzmanı burayı fark etti. Almanlara ve Almanlarla beraber, Alman Bilim Akademisi ile beraber dünyaya lanse edildi. Yeni bir devlet, yeni bir medeniyet dendi. Yeni isimler dünyaya duyuruldu. Artık aradan bayağı bir zaman geçti. 1947. Artık Osmanlı Devleti yok. Türkiye Cumhuriyetimiz kuruldu. Ve Theresa adındaki bu Alman araştırmacı buraya geliyor ve dünya üzerinde Adıyaman'daki kadınlarımızı saymazsak, yani bölgenin yerel halkının kadınlarını saymazsak, dünyanın farklı bir ülkesinden bu dağa çıkan ilk kadın Theresa Humann oluyor. Bu Theresa adındaki kadın çok azimli, buraya hayran oluyor ve burada bir çalışma süreci başlatıyor. Burada 1947'den 52'ye kadar 5 sene. Şimdi bakın biz geldik. Bir saat duracağız, deli gibi kaçar gibi gideceğiz. Rüzgarı görüyorsunuz, bu iyi rüzgar. Kadın hatıralarında diyor ki, bir rüzgar eserdi, bütün çadırlarımız uçar giderdi, çadırları tutardık gitmesin diye. Yazı ayrı, kışı ayrı, buraya deli kar yağıyor. Çıkmak mümkün değil, ayazı berbat. Bir de diyor, şu ayılar da olmasaydı diyor. Kadın onu da yazmış. Hani bugün böyle bir kalabalık, insan sirkülasyonu, insanın kokusu siniyor burada. Şu an ayılar, kurtlar yok. 1947, burada ciddi yabani hayvanlar da var. Ve bu kadın 47-52 arası 5 sene hiç gitmeden burada kalmış. 52'de kulakları duymaz oluyor, bir kulak problemi yaşıyor. Buna rağmen buradan vazgeçmiyor. Devam ediyor kazılara. Ve buranın bu son şeklinin verilmesinde çok ciddi emeği var. Kadının bir hayali daha var. Antiokos'un mezarı. Çünkü Antiokos, bahsettiğimiz bu taşa kazılmış uzun metinde, ben ebedi istirahatgahımda burada olmak istedim yazıyor. Bu bir şey anlatıyor. Antiokos'un mezarı burası. Zaten az çok arkeoloji bilgisi olan şu yığma tepeyi görür. Bakın insan eliyle yapılmış bir tepe ve bunun altında illaki bir mezar odası var. Antiokos burada yatıyor. Zaten bu tepenin tam karşısı, biz oradan geldik biliyorsunuz. Ne vardı? Karakuş Tümülüsü var karşıda. Orada da annesiyle kız kardeşleri var. Bunlar birbirini görüyordu o şekilde. O zaman onun mezarı bulunmalıydı. 1881'den bugüne o tümülüsün içindeki mezar bulunmadı mı? Bulunması için bir çaba sarf edilmedi mi? Peki ne oldu? Az sonra. Biraz daha yürüyelim. Biraz daha. Yalnız var ya, şu dağlara bakın. Dalga dalga. Dinlendiniz çünkü. Biraz daha yürüyelim, sonra gene konuşuruz. Dalga dalga, tam böyle ressamın tuvalinden çıkmış gibi. En önde çok net dağlar. Arkaya doğru fluya böyle düşe düşe düşe. Çok güzel gözüküyor. Grekçe, yazıların hepsi Grekçe. Muhtemelen onunla yazmışlar hepsini çünkü. Helenizm bunları çok etkilemiş. Aslında Doğu dillerini de biliyorlar. Ama ilginç bir şekilde batıya bir heves Büyük İskender'den dolayı var. Yazıları Grekçe. Çok az kaldı. Şimdi asıl heyecan şimdi başlayacak. Çünkü heykelleri göreceğiz ve konuşacağız. Bakın şurada, farkındaysanız bir taş yığını var. Normalde bu taş yığını hiçbir yerde yok. Bir şurada var, bir de orada var. Bu taş yığını neden var? Az önce bahsettiğim Alman arkeolog Theresa'nın çalışmaları sebebiyle. Kadın çok hırslı. Bir saatten sonra hırs gözünü öyle karartıyor. Diyor ki ben bu mezar odasını bulacağım. Ve 1950'lerin teknolojisiyle farklı yerlerden tüneller açmaya başlıyor. Fakat Antiokos'un mezarının yığını da öyle bir yapılmış ki, öyle hassas ki, hani vardır böyle bir kum yığını, dokundunuz mu akar, dokundunuz mu akar. Burası öyle bir durumda. Normalde burada toprak yok ki toprağı kazıp da yığsınlar. Kölelere o günün şartlarında 2000 sene önce taşları kırdırmışlar. Bunlar kireç taşı. Bakın bu gördüğünüz kireç taşlarını o günün insanlarına tek tek kırdırmışlar. Ve bu gördüğünüz minik taş parçaları ortaya çıkmış. O minik kireç taşlarını mezar odasının üstüne yığarak bir tümülüs, mezar tepesi oluşturmuşlar. Ve siz akışkan bir kaya yığını bu. Toprak değil, yapışmış değil. Siz bir yerini deldiğiniz zaman aşağı akıyor, aşağı akıyor. Ve bu gördüğünüz Theresa'nın çalışmalarıyla bakın burada, şurada çok daha büyükmüş. Yaptığı çalışmalarla tümülüsün 1/3'ünü aşağı akıtmış kadın. Ondan sonra bizimkiler devreye giriyor, yeter diyorlar. Hatta sadece bizimkiler değil, kendi meslektaşı yabancılar devreye giriyorlar. Ve diyorlar ki Antiokos'un mezarını bulacağız diye böyle bir anıt yok edilemez. En büyük tehlike ne biliyor musunuz? Bu tepe aşağı aktığı zaman bu ve öbür cephedeki heykeller taşın altında kalacak. Taş yığınının o heykeller ortadan kalkacak. Onların kaybolmaması lazım. Ondan dolayı bu mezar anıtının içine bugüne kadar hiç girilemedi, girilemiyor. Ha ileride teknoloji daha da gelişir. Bir şekilde hiç burayı bozmadan girilir, belki olur. Olursa ne olur biliyor musunuz? 1926 yılında olan şey olur. 1926 yılında dünya arkeolojisinde bir ilk gerçekleşti. Bir Mısır firavununun mezarı hırsızlar, defineciler değil, devlet eliyle bulundu. Tutankamon. En basit, en fakir, en önemsiz firavundu. 3 oda dolusu altın ve mücevher eşya çıktı. Yani eğer bu da resmi elle bulunursa içinden neler çıkacağını merakla bekliyoruz. Bodrum'daki mozolyum. Mozolyumu yapan kralın babasının mezarını 2 sene evvel defineciler gözümüzün önünde gecelerce çalışıp deldiler, içini boşalttılar. İçinde neler var bilmiyoruz ama hepsini götürdüler. İnşallah bunun başına bir şey gelmeden resmi elle ama anıt bozulmadan inşallah bulunur diyoruz. Mezarda ne varsa. Buradaki mezarda mı? Evet. Evet kameramanım, arkamdan devam edersiniz. Geldik artık. Artık geldik, çok bir şey kalmadı. Burada sıkıntı şu. Burada sıkıntı şu. Yukarı çıkarken terliyoruz. Sağlam terliyoruz. Ve aynı zamanda rüzgara maruz kalıyoruz. Biraz problem bundan kaynaklanıyor. Devam edin. Bakın burada insanlar oturdular. Güneşin batışını izleyecekler ama daha var güneşin batışına. Hocam ne kadar var süreç? Nasıl? Çantam orada, çantam olur. Heykelleri konuşacağız, bitireceğiz. Evet, devam. Batı terasının heykellerini görmeye gidiyoruz. Osman Hamdi Bey'i unutmamak lazım. O dönemde bu fedakar adam Osmanlı coğrafyasındaki tarihi eserleri yabancıların kaçırdığını görüyor ve çok üzülüyordu. Buna engel olmak için bugün Türkiye Cumhuriyetimizin de kullandığı müze kanunnamesini çıkardı. O kanunnamenin geliştirilmişini kullanıyoruz şu an Türkiye Cumhuriyeti olarak. Müze kanunnamesi. Yani ülkemizde bir tarihi eser bulunduğunda bulan kişinin bu işte ne kadar hakkı var? Eskiden bulduklarını götürüyorlardı. Avrupa'ya İngiliz, Fransız, Alman hırsızları. Arkeolog kisvesi adı altında. Osman Hamdi Bey onun için kartal gibi böyle. Nemrut'ta bir şey bulunmuş. Tak atlar gelir. İşte Sayda Süton harabeleri. Hemen bir bakar Lübnan'da. Bir bakarsınız Muğla'da Lagina Antik Kenti'nde. Her yerde kazıları vardır Osman Hamdi Bey'in. Ve burada da Osman Hamdi Bey'in bir siyah beyaz fotoğrafları var, görmelisiniz. Heykelin üstüne yatmış. Antiokos'un heykeli çıkmış ortaya. Büstü yan yatıyor tabii. Onun üstüne yatmış, fotoğraf çekilmiş mesela. Böyle ilginç. Yorgun argın o günün şartlarında ve geldik. Batı terasının önündeyiz. Herkesi buraya bekliyorum.